Herkese selamun aleyküm tekrar. Hayırlı günler, merhabalar. Günlerden 7 Ocak Cumartesi 2024, yeni yıla girdik. Dün başlayan yolculuğumuz bugün devam etmekte. Cuma günü saat 8 itibari veya 7 gibi Devrek'ten yola çıktık. Fazla bir yol yapmadan aracımız arıza verdi. Ardından çekiciyle aracı Düzce'ye çektik. Ve bugün saat 2 gibi de, Türkiye saatiyle 2 gibi Düzce'den tekrar yola çıktık. Konuyla alakalı birkaç tane görüntü var. Önce onları bir izleyelim. Ondan sonra yolculuğumuz Kuzey Marmara otoyolundan Edirne istikametine doğru devam edecek. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Devrek Yerede yolu üzerindeyiz. Sabah 8 itibariyle yola çıktık geri dönüş için. 2-2,5 haftalık bir tatilin ardından Almanya'ya döneceğiz diye ümit ediyorum inşallah. Bir önceki videoda belirttiğim gibi dönüşte video çekmeyeceğimi söylemiştim. Fakat çekmek gerektiğini düşünüyorum şu andan itibaren. Evet, aracımız bu şekilde. Maalesef 50 kilometre falan yok, gelmedik yani. 20-25 kilometre geldik. Ve arıza verdi araç. Şu anda çekiciyi beklemekteyim. Yeni Çağ'dan çekici gelecek. Aracı Düzce'ye çekeceğiz. Ardındansa gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Durum bu. Ama sağlık olsun diyoruz tabii ki. Olur, insanın başına bunlar gelebilir. Yaklaşık 20 yıldır gidip geliyorum. İlk defa böyle bir olay oldu. Bu da yaşanması gerekiyor tabii. Hayırlısı olsun. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu kadar. Evet, tekrar merhabalar. Ya, videoyu kapatmış bulundum. Arıza konusunda da birkaç bir şey söyleyeyim. Pek anlamam o olaylardan da. Hava da biraz soğuk bugün. 2 haftadır böyle 13-15 derece civarlarındaydı sıcaklık. Bugün de açacak gibi görünüyor ama. Yine de böyle serin bir hava var. Normaldir. Birinci aydayız. Arıza çıktıktan sonra motor kendini korumaya aldı. Yani güçten düştü motor. Sanki turbo arızası gibi veya başka bir şey mi bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Motor lambası da yandı. Tabii sağ tarafa çektik. Böyle bir kilometre falan gittim. Ardından sağ tarafa çektim. Ses de gelmeye başladı motordan. Artık pistonlarla alakalı bir sıkıntım var. Servise gittiğimizde de onu öğreneceğiz. Evet, bu kadar.
yaklaşık olarak durum bundan ibaret istediğiniz üzere. Şu anda Salıya Gökçen'i geçtik. Yaklaşık bir 290 kilometre falan var Kapıkule'ye diye düşünüyorum. Kısaca 2,5 haftalı izni özetlersek, yaklaşık 2,5 hafta kaldık Türkiye'de. 2 hafta yola çıktıktan sonra 2 hafta bir tatil yaptık. Gayet güzeldi. İlk olarak hava gayet güzeldi. Şu anda da hala gördüğünüz gibi 18-20 çıktığımızda 20 dereceydi. Bir tane top geçtik. 20-22 dereceye kadar çıktı bugün. Ama İstanbul'a yaklaştıkça kapalı bir hava var şu anda. Önce de belirttiğim gibi Cuma günü çıktık. Dün itibariyle şu anda normalde artık yavaş yavaş Avusturya, Almanya civarında falan olabilirdik. Yani Avusturya'ya girmiş olurduk diye düşünüyorum. Sizler de dinlediğim kadarıyla Röske'de bir yoğunluk var. Biz gidene kadar ne olur bilmiyorum. Ama işte araçta turbo arızası çıktı. Bu nedenle düzceye çektirdik. Türkiye'de şöyle bir durum. Yeni parça bulamadılar. Ankara'dan bir tane kullanılmış turbo taktık. Tam manasıyla numaralardan uyuşmuyordu. Başka bir Opel dedi, uyar dedi falan dedi. Neyse taktık, toplam bize 37.800 TL'ye mal oldu. 30.000 TL için, turbo için 30.000 TL para aldılar. Yağ değişimi, işte filtreler değişti. Gitmişken bugün mazot filtresini de değiştirdim. 7.800 lira da işçilikle diğer bakım ücretlerini aldılar. Toplamımıza 37.800 TL'ye mal oldu. Lakin az önce motor lambamız tekrar yandı. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Arkadan abim sıkıştırıyor. Sağa geçelim önce. Pazartesi okullar açılıyor. Şu anda saatlerimiz Türkiye saati 24. Pazartesi sabaha yetişmek için çaba göstereceğiz. Araç tekrar bir arıza vermezse. Şimdi bu motor lambasının yanmasının iki nedeni var diye düşünüyorum. Birinci nedeni daha önce de yanıyordu bu. Bu yanar şekilde ben Almanya'dan buraya geldim. Knock sensor arızası vardı. Değiştirdik onu. Fakat her ne hikmetse bir türlü olmadı. Ardından dün sabah da işte araba kendini motor korumaya aldı. 45'i geçmiyordu. Yani yeni çıkmıştık evden. Şöyle bir saat olmamıştı yani çıkalı. Fazla da yol gelmemiştik. Motor kendini korumaya aldı. Ardından motor lambası sönmüştü. 2-3 gündür yanmıyordu. Ardından motor lambası yandı. Akabinde ses gelmeye başladı. Ben tahmin ettim az çok turboda veya motorda bir yatak sardı falan veya pistonlarda bir durum olduğunu. Düzceye çektiğimizde turbodan olduğunu söylediler tabii. Turbo bozulduğu için motorda da yağ bırakmamıştı. Yağ işte turbonun külası var. Oraya atmıştı. Bir kısmında sanırım egzozdan attı. Neyse o sıkıntı giderildi. Şu an için herhangi çekişte bir sorun yok. Umarım bu knock sensörle alakalı yanıyordur tekrar. Bilmiyorum.
diyorum abi gelme düzgün yolundan git. Bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Bok sezonu ise zaten yanarak geldik. Yanarak da gideriz diye düşünüyorum. Fakat başka bir arıza turbadan kaynaklı veya motorda başka bir durum varsa inşallah yoktur. Sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Yani iki seçenek vardı. Aracı ya Almanya'ya çektirip uçakla dönecektik veya işte tamiratını yapıp devam edecektik. Yani ikinci yolu seçtik. Tamirat yapıp devam ediyoruz işte şu anda. Bu şekilde bu yaklaşık 20 yıldır gidip geliyorum. Çoğu zaman senede 2 bazen 3 defa yolculuğum olmuştu Türkiye'ye. 2016'dan beri de bir şekilde yolculukları video atıp YouTube'da kendimize bir ana defteri oluşturuyoruz. İlerleyen zamanda daha sonra Ali abinin de dediği gibi özleyenler baksın, bizi görmek isteyenler, arkamızdan gelen nesiller için, kendimiz için daha doğrusu. İlk defa başıma böyle bir arıza geldi. Bu zamana kadar böyle herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Hep sorunsuz gidip geldik. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç sefer Türkiye'den döndükten sonra direkt Almanya'da bir hafta sonra, üç gün sonra bazı sıkıntılar çıkartmıştı araçlar. Ama yolda hiçbir araç bırakmamıştı. Bu delikanlı beyaz Opel dışında böyle bir şey yaptı. Artık bu da şansını kullandı. Bundan sonra buna Türkiye yok. Kalsın Almanya'da. Böyle düşünüyoruz tabii. Gene de belli olmaz, şartlar zaman durum gösterecek. Konudan konuya geçiyoruz bu arada. Ama bu şekilde işte devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Tekrar bir bilgi alışverişi yaparız. Ne yaptık, nereye geldik, sorun var mı, nasıl gidiyor. Bu şekilde tünele de giriyoruz zaten. Şimdilik bu kadar diyelim. Kapıkule'de girişte, Kapıkule'ye girişte görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar tekrar. Şu anda an itibariyle 19.13 Türkiye saati. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmak üzereyiz. Hala motor lambamız yanmakta. Devam ediyor. Bu şekilde geliyoruz. Yoğunluk, sizden dinlediğim kadarıyla bir yoğunluk var. Şimdi de görünecek zaten ileride. Evet, bir yoğunluk var. Nereye duralım? Sağ taraf sanki biraz daha hızlı gidiyor gibi. Ortaya mı duralım? Sağa duralım ya. Belki kapı falan açarlarsa oradan. Neyse, sağa durduk. Bu şekilde ne kadar takriben önümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane araç var. Buradan bir 15-20 dakikada geçeriz de Bulgar tarafında bir yarım saat 45 dakika sürer. Toplamda 1,5-2 saat civarı diyorlardı. Artık bakacağız, buraya kadar geldik. Gece boyu da mecburiyetten sürmek zorundayız. Belki bir iki saat gözlerimizi dinlendirip ama devam edeceğiz. Çünkü pazartesi sabah okulda olacağız, söylediğim gibi. Şimdilik Kapıkule'den bu kadar. Az sonra yolculuğumuz Sofya istikametine doğru sürecek. Şimdilik bu kadar. Türkiye çıkışındayız. Yanmış mı geldi bunlar? O tarafa da gidiyor, o tarafa da gidiyor. Yaklaşık 45 dakikada Türkiye günlüğünden tampon bölgeye geldik. Gerçi Bulgarların su sıktığı yer. Artık böyle bir uygulama yok.
Aynı zamanda bu Türkiye girişinde araçtan inme mevzusu da bitmiş gibi de duruyor sanki. Araçtan indirmediler. Ya da Bulgaristan'dan bu tarafa gelirken mi sağlayacaklar? Onu da bilemiyorum. Karşıda Bulgar girişi görünüyor zaten. Bir 45 dakika gibi de burası sürecek gibi duruyor. Yani toplamda şu zamanda birinci ayda 1,5-2 saat gibi Türkiye'den Bulgaristan'a girmiş olacağız zannedersem. Yolculuğumuz biraz önce de söylediğim gibi Bulgaristan'a girişten devam ediyor. Şu anda saatlerimiz Türkiye saatiyle 21.30. Bulgaristan'a giriş yaptık. Yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika sürdü gümrük geçişimiz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Haliyle biraz kontrol vardı tabii ki Bulgaristan'a girerken. Bagajı açtırıyorlar. Biraz şans meselesi bunlar. Bazılarına komple bagajı indirmişler. Sağına soluna bakıyor, sigara var mı diyor, gümrükle alakalı bir şey var mı diyor, altın var mı diyor, falan diyor, filan diyor işte. Bizi öyle bir detaylı kontrol yapmadılar. Sağ salim Bulgaristan'a girdik. Lambamız hala yanmakta Bulgaristan'da da. Bakalım nerede sönecek. Evet, akşam pek görüntü de net olmuyor. Düzce'den başlayan yolculuğumuz Bulgaristan'da Sofya istikametine doğru devam etmekte. Oradan Sırbistan'a girişimiz olacak. Ardından Macaristan. Daha sonra da Avusturya. Almanya. Bu sefer bu güzergahı takip ediyoruz. Gene geldiğimiz güzergah burası. Çek Cumhuriyeti'ni yine düşünmüyorum. Sebebine gelince kış şartları biraz daha yoğun diye duydum orada. O nedenden dolayı daha önce de her zaman kullandığımız bu güzergahtan devam edeceğiz. Araba şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yapmadı, motor lambasının yanması dışında. İnşallah bu şekil devam eder diye umuyorum. Kazasız belasız takriben yarın akşam 9-10 civarı Almanya Herne'de oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. Muhtemelen Sırbistan girişinde veya Sırbistan'a girdikten sonra tekrar bir videoyu açarız. Durum hakkında bilgilendiririz. Şimdilik o ana kadar sağlıcakla kalın. Tekrardan hayırlı akşamlar. Saatlerimiz şu anda Almanya saatiyle 23.47. Bulgaristan'ın çıkışındayız. Şöyle bir durum var. Önümüzde fazla bir araç yok. 2, 4, 6, 6 araç falan var. Yalnız önce şuradan başlayayım. Sofya'dan sonra daha önceki videoda da belirttiğim gibi tamamen bitmiş şekilde yol. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu sol taraftaki Shell tankşteliği geçtikten sonra bu gümrük sahasına yaklaşırken, yani Bulgaristan'ın çıkışına yaklaşırken tamirat var burada. Yer yer bayağı büyük çukurlar var, kasisler var. Asfaltı kazımışlar. O yüzden ne kadar sürer, ne zaman biter bilmiyorum ama
yaza yetişir diye düşünüyorum. Eğer yakın zamanda dönecekler varsa oraya dikkat ederlerse iyi olur. Yoksa aracınıza herhangi bir zarar gelebilir o yüzden. Şimdi burada fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. 1, 2, 3 kapı birden çalışıyor. Bu sağ kapıyı açtılar az önce. Yolculuk şu an için lambanın dışında sıkıntısız şekilde devam ediyor. Yalnız telsizde konuşulanlara göre Avusturya'da kar yağışı varmış. Bakalım yarın sabah durum neyi gösterecek? Bir 5 saat sonra yani 6 gibi falan Sırbistan'a çıkarız diye düşünüyorum. 10 gibi falan da Macaristan'a çıksak yani 11 gibi falan Avusturya'da oluruz diye planlıyorum. Bakıp göreceğiz. Zaten hava durumunda da yarın kar yağışı görünüyor. Umarım fazla bir yağış olmadan yolumuza devam edebiliriz. Evet, ben yaklaştım pasaport kontrolüne. İleride Sırbistan'da girişi görünüyor. Orada da bir sıkıntı yok. 15-20 dakikada geçeriz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Şu anda Sırbistan topraklarına teker bastım. Evet. Gümrük geçişimiz gayet güzel, hızlı oldu. 15 dakikada Bulgaristan'dan çıkıp Sırbistan'a giriş yaptık. Şu anda da ilk gişelere doğru yolculuğumuz sürüyor. Bildiği gibi buradan kart çekiyoruz. Belgrad'da da ödemesini yapıyoruz. Belgrad'dan sonra bir gişe daha var. Oradan kart çekip Macaristan gümrüğüne takriben 20 kilometre kala filan da ödeme yapıyoruz. Orası 6,5 euro, burası da 12 euro falandı galiba. Bunlara da zam geldi bildiğiniz üzere. Bu şekilde burada gişelerden geçtikten sonra polis olduğunu söylüyorlar. Ardımızda tüneller var. Orada radar kontrolü yapıldığı bugün söylüyorlardı telsizde. Aynı zamanda kemer, arkada oturanlar için de kemer kontrolü yapıyorlarmış. Kartımızı çekelim. Ondan sonra devam. Kulaklığın pili mi bitiyor? Ne oluyor bilmem. Ama ve lakin. Nach 3 kilometern die Ausfahrt nehmen. Auf anderthalb Kilometer folgen. Gür bölgelerinde.
Yok pardon ya, görmüyor değil ya. Avusturya'da, Avusturya'da. Neyse, ben şu müşterimi bir alayım. Avusturya'dan herkese selam olsun tekrar. Güzel bir günden yeşilin üzerine beyaz bürünmüş bir şekilde manzara eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Uykunu iyi alabildin mi dedi abi. Almıştır tabi, otele gitti adam. Gördüğünüz gibi istikamet St. Quentin'e doğru devam ediyor. Neyse, onlar muhabbete devam ede dursun. Biz de burada keselim. İstikamet St. Paul'den doğru. Ardından Passau olan giriş yapacağız inşallah.
hayırlı akşamlar olsun herkese. Hala devam ediyoruz. Saatlerimiz Almanya saati 17. 500 kilometre kaldı artık. Şu ana kadar çekicinin üzeriyle beraber üzerinde gittiğimizi saymadığımız zaman 2322 kilometre yol yaptık. Yolculuğumuz sıkıntısız şekilde devam etmekte. Az önce kar yağışı vardı. Şu anda da hava sıcaklığı -2. Tam 24 derece fark var Türkiye ile şu andaki burası arasında. Ama yol kuru, herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. İşte saat 10 gibi, planladığım gibi evde olacağız inşallah. Bu şekilde. Artık bir daha kapanış için tekrar beraber oluruz sanırım. Az bir müzik dinleyelim. Hafif akşam karanlığı basarken. Müzik de sustu. O zaman görüşmek dileğiyle. Ocak, Pazar, 2024. Sanırım önce hemen belirteyim de, sanırım
videonun başlangıcında da 7 Ocak dedim. Hayır, o 6 Ocak'tı. Anlamışsınızdır zaten. Arife tarif gerekmez. Yavaş yavaş bir Sıla yolculuğumuzun daha Türkiye'den Almanya'ya dönüş yolculuğumuzun daha sonuna geliyoruz. Bunu da kazasız belasız demek isterdim ama maalesef pek öyle olmadı. Ama buna da şükür tabii ki, her şeyde bir hayır vardır dedik. Sağ salim buraya kadar geldik. Şu anda Dortmund Kley civarındayız. Saatlerimiz 22.07. 40 numaralı otoban üzerindeyim. Buradan 43 numara, oradan 42'ye geçip evimize ulaşacağız inşallah. Bu yolculuk boyunca arayıp soran desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsinler. Bu senede Aralık ayında başlayıp Ocak ayında biten yolculuğumuz böyle geçti. Artık burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki yolculuğumuz ne zaman olur? Bilemiyorum tabii, muhtemelen yazın mı olur? Nasip kısmet. Hepinize buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.